Son günlerde kırmızı et yemenin zararlarından o kadar çok bahsedildi ki neredeyse insan bünyesi için gerekliliğini ve faydalarını unuttuk. Soframızın olmazsa olmazı etlerimizi güvenle alabileceğimiz bir kasap dükkanındayız şimdi de. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Beylikdüzü İstanbul'dan sesleniyoruz. Muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Spesiyal Et Steakhouse ve mekanın kurucusu Sayın Serdar Akdoğan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Serdar Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serdar Bey, bu güzel mekanda bulunmak gerçekten çok farklı bir mutluluk. Çünkü o kadar gençsiniz ki ama o kadar fazla yaşanmışlıklar var ki o muhteşem yaşanmışlıkların, tecrübelerin bu güzel mekanda hayat buluşu aslında bu güzel mekan. Teşekkürler. 17 yıl değil mi? Evet. Yıl evvel başlayan koşturmaca sonrasında buranın bizlerle olmasına vesile oldu. Evet. Ama ben bu hikayeyi tabii ki kurucusundan dinlemek istiyorum. Buyurun. Yani yaş 13'tü kasaplığa başladığımızda. Evet, çıraklıkla başladık. Tabii çıraklık, mahalle kasabı. Zaten benim sülale, anne tarafı sülale komple kasap olduğu için oradan geldi bu meslek. Genlerde var diyorsun. Genlerde var tabii. Uzun bir müddet çıraklık kasaplarda devam ederek sonra işte değişik bir sektör girdi ülkemize, steakhouse. Aha. Onun üzerine eğitimler aldık. Öyle çalışmaya devam edip değişik kuvvetli mekanlarda çalıştık. Tabii. O şekilde güzel yerlerde eğitim alarak çalıştık. Sonradan da bu işi yapabileceğimize karar verip Beylikdüzü'nde böyle küçük butik bir steakhouse açarak hayat devam etmeye başladı bizde bu meslekte. Vallahi süpersin. Burada gerçekten ciddi anlamda bir açık vardı bu alanda. Böyle evet. Güzel bir mekanı buluşturduğunuz için de bizler tabii ki sonsuz teşekkür ediyoruz sizlere. Peki bu güzel mekanda tabii ki et deyince akla gelen her şey var. Hani tek tek saymaya kalkırsak gerçekten tabii, dakikalar çok yetmez, çok fazla ama soru tabii farklı bir yönde gelecek. Diyeceğim ki bu muhteşem etin sırrı ne? Bu muhteşem etin sırrı genel olarak hayvanın yöresiyle alakalı. Yani marinasyonlar ikinci plandadır. Et yöresel olarak lezzetli bir yöreye ait bir etse ızgarayla buluştuğu zaman lezzetinden hiçbir şekilde ödün vermeden güzel bir şekilde sunulabiliyor. Hani diyorsunuz ki doğru malzeme doğru ellerle buluşursa tabii yani, işte vazgeçilmez lezzet ortaya çıkıyor. Tamamen yetiştirilmeyle alakalı. Yani hayvan yetişip o şekilde güzel yetişip güzel bir yemek hali alıyor yani, zamanla. Yani beslenmesiyle ilgili olarak yani organik bir şekilde beslenen hayvanların o muhteşem etleri burada sofralarımıza usta eller tarafından sunuluyor diyorsun aslında. Evet. Burada köfteden büfteye, tavuktan diğer tüm ürün yelpazelerine kadar akla gelen et deyince her şey burada konuklarla buluşturuluyor. Tabii. Ayrıca bir de değinmek istiyorum. Anneler çocuklarına sucuğu yemekte, yedirmekte çok zorlanırlar aslında. Daha doğrusu istemezler. Tabii. Ama burada yine şanslılar. Çünkü burada elde yapılmış muhteşem sucukta konuklara sunulan hizmetler arasında. En büyük avantaj bu oluyor zaten. Yani şimdi günümüz sucuklarda ömür uzaması için katkı maddeleri girmek zorunda kalıyor. Kasap sucuğunun aranıp bulunamayan tarafı da bu. Yani o büyük bir sıkıntıydı. Şimdi tabii ki kasap sucuğu imalatı yapıyoruz. Burada insanlara katkı maddesiz, ömrü daha kısa olan sucuğu daha hızlı sülükülasyonla satabiliyoruz. Tabii bundan dolayı ebeveynler birazcık da memnunlar, mutlular. Kesinlikle burada Beylikdüzü ve civarındakiler çok şanslı diye düşünüyoruz. Peki aynı anda kaç konuğu ağırlayabiliyorsunuz burada? Ortalama dükkanımız biraz küçük butik olduğundan dolayı kışın 30, yazında tabii bahçeyi de açtığımız zaman bir 40 kişi aynı anda, 40-50 kişi kadar bir süper aynı anda ağırlama oluyor. Burada demişsiniz ki gelemeyen konuklar sakın üzülmesinler. Evet, paket bir alakadar değil mi? Kendilerine tabii yakınız. Paket servisimiz uzun mesafelere kadar da var. Yani, nerelere kadar mesela? Kilometre olarak söyleyeyim. Buradan 3 kilometre kadar uzunluğa yani sıcak bir şekilde muhafaza ederek paket servisimizi yapıyoruz. Hayır, İnternet demiyoruz. Sitesi üzerinden bir şekilde müşterilerimiz bize ulaşıyor. Aha. Ürünler buradan paketlenip bir şekilde onlara gidiyor. Ulaşımı sağlanıyor tabii. O zaman motorlarla, araçlarla yani hiçbir şekilde mağdur etmeden götürüyoruz. Yani o zaman diyebiliriz ki tüm konuklarımıza bir ala kadar, bir tık kadar yakınız. Evet. Süper. Peki bu bütün bu muhteşem hizmetleri saat kaçtan kaça kadar alıyoruz sizden? Sabah 9'da dükkan açıyoruz. Çünkü bizde çiğ et satışı da var. Aileler sabahleyin çiğ et alışverişi yapmaya geliyor. Gece saat 1'e kadar da sağlıklı bir şekilde hizmetimiz var. Izgaramız sürekli yanıyor. Süper. Kapatma üzere gelen müşteriler
müşterilerimizi de mağdur etmiyoruz. Tekrardan ızgarayı yakıp devam ediyoruz işletmeye. Değil mi? Burada çünkü anında sıcak sıcak yemenin keyfini yaşatıyorsunuz bizlere. Bunun için de yine sonsuz teşekkürler. Bir başka hizmetiniz de çok keyifli. Burada diyorsunuz ki dileyen konuklar gelerek çiğ olarak alıp gidebilirler. Tabii ki de. Dileyen konuklar burada oturarak muhteşem lezzeti anında midelerine yollayabilirler. Ve yine diyorsunuz ki evde üşenen sevgili bayanlar sakın üzülmesinler. İş çıkışları buraya uğradıkları takdirde ya da istedikleri saat diliminde bize uğrayıp istedikleri ürün yelpazesi pişirilerek direkt ellerine de kendilerine verme hizmetimiz var. Tabii ki de kendileri de pişirmek isterse spesyal ürünlerimiz var. Hazır yani sadece tavaya atıp bir 10 dakika içerisinde pişirip sofraya sunabileceği ürünler de var. Hazırlanmış ürünler. İşte kuzu saç kavurma olsun, işte tavuk mantarlı sotu olsun, işte et sotu olsun. Bunun gibi pratik ürünler de var çalışan bayanlar için. Hizmette sınır tabii tanımıyoruz ki diyorsunuz. Ben düşünüyorum tabii çocuk yaşta başlayan koşturmacanın şu an böyle genç yaşta pırıl pırıl bizlerle buluşması. Bu doğrultuda hedefler de büyük olmalı diye düşünüyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedefler tabii her insanın bir hedefi vardır. Hedefler büyük derken büyük ama şey olarak mesela benim şu an kafamdaki en büyük hedefim şubeleşmeye geçmek ama geçerken de sistemi büyütmemek. Çünkü biz butik steakhouse dediğimiz zaman yani çok şaşalı mekanlar değil de böyle küçük butik her insanın elimizin tabii, salonu her, gibi diyorsunuz. Her kesimden insanın girip bu ürünleri yiyebileceğini sunmak benim şu an tek bir hedefim o yani. Atıyorum her semte böyle birer tane specialist steakhouse küçük aynı konsepte butik olarak yaparsak daha mutlu olurum. Çok büyük bir restoran işletmektense bu beni daha mutlu eder. Çok süper. Burada çünkü etin sizden tek bir kişiden alınıp bizlerle buluşturulması var. Bu da kalitenin uygun rakamlarla buluşma noktasını tabii getiriyor. Tabii haklı olarak aklımıza. Burada Spesyal Et Steakhouse bunu başarmış durumda. Diliyorum ki söylediğiniz tüm İstanbul'umuzun ilçelerinde sonra tüm Türkiye'de bizlerle olsun. Et deyince sınır tanımamışsınız ve muhteşem bir şekilde salatalarımızla birlikte hizmete sunuluyor. Ama diyorum ki bu muhteşem yemeklerin üzerine ne yenilir diyorum? Hafif tatlılar yenilir. Burada son zamanların gözde tatlısı Trileçe'de tabii hizmete sunulan burada gerek burada karamellisi gerek frambuazlısı gibi gibi çeşitlerde de konuklara hayır demiyoruz. Biz de diyoruz ki artık tek bir cümleyle iyi ki varsınız. İyi ki bu muhteşem mekan bizler için buluşturulmuş. Diliyorum bütün ilçelerde sizin isteğiniz doğrultusunda kalitenizden ödün vermeden müşteri memnuniyeti odaklı ama hep bu gülen yüzle bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Beylikdüzü İstanbul'dan, Spesyal Et Steakhouse'dan lezzetin, kalitenin, gülen yüzün adresinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.